Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parçamız ekranımızda. Biliyorsunuz ilk videoda alın tornalama yapmıştık. Lead facing. Şimdi şu alanı mouse'la geçirdiğim alana kaba işleme yapacağız. Bunun için yeni bir parça oluşturuyoruz. Yeni bir işlem oluşturuyoruz. Operasyon oluşturuyoruz. Burada bakın şu seçeneği seçiyoruz ve sağ tarafta ön izlemesine bakın. Gördüğünüz gibi kaba bir şekilde parçayı işlediğini görüyorsunuz. Bu operasyonla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Lead roughing komutu bu. Buraya click dediğimizde daha sonra işlem bitmiyor. Geliyoruz tekrar içine tıklıyoruz. Üzerine tıkladık iki kere. Takımımızı ayarlıyoruz. Takımımızı kontrol ediyoruz. Mesela buradan şunu seçebiliriz bu takımı. Değer olarak da bakıyorum, kontrol ediyorum. 4.95, 5. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Fit Spliss'lere girdim şimdi. Burayı da 300'e 800 yapıyorum. Giriş ve çıkışlardan biraz bakalım. Burada giriş ve çıkışları nasıl yapalım? Burada eksenel olarak tanımlayalım. Bakın buraya bir yaklaşma mesafesini bir olarak tanımlıyorum. Aynı şekilde burada retract dediğimiz yani çıkış mesafesini de radyal yapıyorum. Bakın şu şekilde yukarı doğru çıkacak. Gelecek, pasoya girecek ve çıkarken de 1 metre yukarı doğru çıkacak. Stratejiye geçelim. Stratejide bakalım ne yapabiliyoruz. Evet, buralardan long and turn diyoruz. Kesme yönünü. Burayı 5000 metre yapıyoruz. Stok olarak buraları 1 milimetre bırakıyorum. Yani 1 metre posa bırakıyorum. Her taraftan. Okey diyorum. Daha sonra run deyip hesaplatıyorum. Bakın verdiğim değerlerde ne yapıyor? İşledik parçamızı. Şimdi machining yani machining kısmından simulation kısmına geçip bakın yaklaşıyorum. Gördüğümüz gibi verdiğimiz değerlerde parçamızı işliyor. Geldi, yukarı çıktı, gidiyor, tekrar aşağı iniyor, giriyor ve çıkıyor. Biraz daha hızlandırırsak parçamızı, şuradan da görüntümüzü değiştirelim. Gördüğünüz gibi parçamızı kabasına atıyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.